nişanladı abla. Bunlar var, duruşmalı yaptılar. Mustafa, para cezası var. Duruşmalı yaptılar. 5 yıl. Hayır. Duruşmalı yaptı. Niye duruşmalı yaptın? 5 yıl. Avukatın aldı ki şey yaptı. Hep beraber. Duruşmalı yaptı komiserim. Avukatın orada vekalet ücreti çıkartmak için aldı, biliyor musun? Oraya da yazdı ki kadının durumu yoktur. Duruşmalı değil? Olan bak, çocuklarla bak, ilgiliydi Mustafa. Kadının durumu yoktur diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Mustafa, biz avukatımızla birlikte biz para konusu anlaştık. Ben avukatıma her ay taksit para veriyorum. Mustafa, sen elinde ısırdı diye gidip kalkıyorsun mutlaka. Ya birbirinizi dinler misiniz? Bu mu? Birbirinizi dinler misiniz? Selma Hanım, avukat hanım. Muhtarlıktan fakirlik belgesini almış, götürmüşler. Bunlar dışarıdan avukat tutmuşlar. Olabilir. Tamam, olabilir. İlk ayrıldığımızda çalışmıyor. Olabilir. Bir de ayrıyetten avukatı bundan da elden de ücret alıyor. Bir de diyormuş ki buna, bu kendisi söyledi, ses kaydı da var. Sakin Hanım diyormuş, bütün dosyalara karışma, ben karışacağım deyip dosyalara yazıyor. Benim ki sakin durum yoktur. Benim avukatım özel avukat. Kamu devlete bağlı bir avukat değil ki. Nasıl? Avukatın aldığı ücretin sana mı düştü? Özel avukatın, sakin. Hayır, senin avukatın. Hayır, sana mı düştü? Özel avukatın, avukatın diyorum zaten, devletin avukatı değil o ki. O zaman yazsın o zaman. Özel hayır, sana mı düştü yazsın. Bunun tasası? Bana düştü tabii. Çünkü vekalet ücretini ben kendim ödüyorum. Sen benim devletin günahım memuruna nasıl suçluyorsun ya? Benim günahım ne? Ben niye ben avukatın vekalet ücretini ödüyorum? Senin avukatın madem o kadar iyiydi, neden? Bir saniye, bir dakika Mustafa, sakine. Şimdi anladığım kadarıyla çocuk kaçırma ve de dayak davalarına şikayetlerini geri çekmeyeceksin. Evet. Zaten ben de çocuk, senin çocuğun öldüğüne dair davamı çekmiyorum. Zaten sürsün, çıkacak. Tamam, pedagogçuluklarla da konuşacak, merak etme, hepsi sürsün. Çıkacak. Çıksın. Çok çıkıyor. 5 yaşındaki çocuğun kafasını yıkıyorsun, biliyor musun? Psikolojisini bozuyorsun. Ne alakası var? Yazar mısınız arkadaşlar bana? 5 yaşındaki çocuğun psikolojisini bozuyor diye gidem abla. Ya bir... Yalan söyleme, sakine bak. Yalan söyleme. Git Allah aşkına ya. Yalan söyleme bak. Eğer bunlar... Aynı anda konuşuyorsun. Anne baba, bu kafayı yıkıyorsa niye koyuyorlar? Teşekkür ederim Hatice Hanım. Teşekkür ederim. 7 gündür televizyona bağlanmadın. Telefonu da açmıyorsun. Beni de engelledin. Benim annem yazık senin annen gibi boş gezmiyor. Başka bir şey demiyorum. Tamam, tamam yazık olsun. Düştüğümüz halleri görüyor musun Hatice Hanım? Kızın 8 tane erkekle beni aldatıyor. 8 mi? Evet, 8 tane erkekle aldatıyor. Dün 7'ydi, bugün 8 oldu. Buraya yarın 9 olur. Bir ben buraya sadece aldatıldığımı, aldatımı ispatlamak için geldim. Allah razı olsun arkadaşlar. Sen demin bile kendi diyor ki Didem Hanım, tabii ki de başka işe sokarım diyor. Tabii takip ederim diyor. Bildiğin saplantı olmuş ya bu. Sakine, ben seni sevmiyorum ki zaten. Niye o zaman takip ederim diyorsun Mustafa? Çünkü senin... Sena gibi dönme ya. Söyleyeceğim ben sana. Beni sinirlendirme artık. Dinle sakin bir dinle, sevmiyorum dedi. Sen şu anda çete kurbanı kurdun. Çete. Bana çete kurdun çete. Çete seni arıyor diyor ki. Dün aşıktın, ne çete oldu? Çete seni arıyor diyor ki. Bana diyor ki bak, senin çete, senin çete bana ne diyor biliyor musun? Bak ne o çetesi? Çete değil biliyorum. Ya Allah söyle, bana ispatla söyle. Ne çetesi? Dur diyor ki. Ne çetesi? Bak, bana iftira attı durma. Ki, bak, sen kendin mi kurdun çeteyi? Beni arattırmadın, bak sen arattırmışsın burayı. Bir saniye, bir dakika sakine. Bir dakika Mustafa. Birincisi 8 erkek kim? Abla burada yazıyor zaten. İsimlerini bakın. Söyle bana, soy isim deme. Recep var, Ahmet var, ondan sonra daha kim var? Duran Mehmet, var. Mehmet, Hüseyin, Hasan. Ondan sonra ya sakin ol, burada ben belgelerimle geldim. Ali, Veli. Belgelerimle geldim sakin. Bak yalan söylüyorsun bak. Belki buradakiler de yarın bir gün iftira atarsın. Yalan söylüyorsun sakin. Yaparsın bak burada sen. Var abla, burada var. Burada hepsini var. Biliyorsun yani. Abla bilmez olur mu abla? Bak şimdi Ömer de çıktı, 8 oldu. Allah tamam, yarın da 9.'yu bul. Bulmuyorum sakin, arkadaşın kendi söylüyor. Ha, değil mi? Bak kendi söylüyor, Didem abla da şahit. Hiçbir basitin altında olmamak şartıyla doğru mu söylüyor? Evet dedi, sakin aldattı seni dedi. Aa, evet, ben de o zaman sağda solda birileri arasın, Mustafa aldattı beni. Hani seviyordun ya? Sevmiyorum abla, ben öyle bir şey söylemedim, sevmiyorum. Ben sadece çocuklarım için çocuklarım için takip bir yol bulayım dedim, sevmiyorum Mustafa. Ben. Bir dakika dinle, bir dakika dur. Ben niye takip valla. Ederim diyorsun? Hayır, niye takip ediyorsun o zaman? Takip ediyorum dedim şu. Tabii ki iş bulur da takip ederim, arkasına gelirim demedin mi az önce? Takip ediyorum, takip ettim şu. Senin bir yılı sigortası çalışmana ben uyuz oldum. Hayır, niye bir yılı sigortası yani çalışıyorsun? Hadi niye bir yılı sigortası çalışıyorsun? İş yerine sokuyor ya, niye takip ediyorsun? Benim durumum yok diyorsun. Niye takip ediyorsun? Takip ettiysen... Sadece iş konusunda takip ettim seni. Bayılırsın buralarda. Ama iş konusunda da patlattın değil mi? Ne alakası var Mustafa? 4-5 aydır sigortası çalışacak bir fırında çalışıyordun. Ne fırında çalışması ya? Kameralar niye var sakin. Madem bir şey söyleyeceğim. Sakine bir dakika. Sakin. Mustafa sakine seninle barışmadığı için bu kadar yok, öfkelisi. Yok abla istemiyorum. Ben hiç istemiyorum. Yok, niye yok, bu kadar yok, öfkelisi? Yok istemiyorum ben abla. Acayip öfkeli değil mi? Ay, o zaman sen ne benim işimden ya? Sen kalkıyorsun evliliğim içerisinde. Sen ne benim işimde? Evliliğim içerisinde. Ercan'ı bırakıp Ömer'e atıyorsun. Sana ne benim nasıl hayatımdan? Biz ayrılalı 1,5 yıl olmuş. Nasıl? Sana ne? Benim işimden sana ne? Benim çevremden sana ne? Sana ne diyemem. Şu an bak 1,5 yıl. Sana ne diyemem. Diyelim, derim ya sana ne? Çünkü adliyeye gidiyorsun, benim durumum ya yok diyorsun. Kendine napaka bağlatıyorsun. Ya benim işimden sana ne? Bak hak niye var, adalet var. Niye beni takip ediyorsun? Bak hak dün var, adalet var. Dün akşam bile WhatsApp'ıma bakıyor. Instagram'ıma bakıyor. TikTok'uma bakıyor. Instagram'a kafayı bakmadım, bozmuş Allah ya. Allah. Bakmadım yemin ederim. Açar gösterir. Sadece WhatsApp'a açar baktım. Açar gösterir. Nereden biliyorsun seni takip ettin? Durum yapıyorsun ya, hemen bakıyordum. Bir de ben anlamıyorum o kadar. Mesela akrabam, ailem bu bakıyor ilk önce. 7/24 beni mi takip ediyorsun? Seni takip etmiyorum sakine. İkinci sırada, üçüncü sırada seni Mustafa, takip etmiyorum, Mustafa, korkuyorum. Mustafa. Yarın bir gün benim başıma bir iş geldi de korkuyorum, tamam ne mı? Ne gelecek ben senin başına ya? Ben orada paylaşıyorsun ya. Ya senden kurtulsam yarabbim şükür bilmem diyeceğim. Bilmem neymiş, yakarsam böyle yaparım diye. Mustafa niye takip ediyorsun? Abla ben dedim belge ki, mi toplamaya çalışıyorsun? Yok abla. Baktım dedim ki belki dedim, acaba dedim şey dedim böyle dedim bir hakaret şey bir şey var mı? Dene baktım ha, bak, ondan bak, da yemin ediyorum. Belge toplamaya çalışıyor. Belge toplamaya İşim yok, sana hakaret edeceğim.
Vallahi burada hakaretler gırla karşılıkta. Ya orada niye ben öyle bir şey yapayım ki? Ben kendim duygumu yansıtıyorum böyle. Böyle sen kalkıyorsun, sen... aldatıyorsun, aldatmıyorum ya diyorsun. Ya kalkıyorsun, arkadaşa suç işliyorsun. Ben burada da avukatın da neymiş, avukatın da ekran üzerinde bakıp, bağlansın, ekran üzerinde bakıp yazıyormuş. Mustafa Duran'ı da yaz, haberin olsun. Bak dün Duran bağlanamadın telefonu, haberin olsun. Şahitliyken. Şahitliyken ben de hakim yanında söyleyeceğim ama bir haberin olsun bak. Sakin'in de mesajı var. Senin de ses kaydın var Duran Bey. Ben de nasıl olur? Duran Bey sen şahitle gel. Gerçekten Allah aşkına ikimiz bağlayabiliyorsa Duran'la erkek kardeşini bağlasın. Gerçekten Duran'la bir erkek kardeşini bağlar mısın? Ama ses kaydı var açacağım haberin olsun. Tamam bağlansın bana ne ya? Bağlansın. Kişi. Nasıl? İftira attı. Bizim köyde bir tane. İftira attı deme bak mesajım var. İftira atıyorsun. Senin mesajların var haberin olsun. Allah daha Allah. Diyor ki çocuk burada beni aradı özür diledi diyorsun. Şimdi diyorsun ki mesajlara kim bana özür diledi diyorsun? Kim özür diledi Duran beni aradı. Abi, Duran'ı ben aradı dedim ki şahitlerim geleceğim. Dedi ki abi dedi sahibine bana baskı yapıyor dedi. Allah tamam söylesin ben baskı dedi. Gelmeyeceğim dedi. Annem babam bana kız dedi gelmeyeceğim. Hayır sen niye babasını, gelene son sen Duran dedim? Niye gelene son dedim? Bak kendi yaptığını bana atma. Ya çocuk benimle korksa niye benim şahitliğimi yapsın? Ses kayıtlarında, ses kayıtlarında diyorsun ki sen tamam, ver benim ses avukatım, Dilim benim Hanım, avukatım o ses kaydını Allah aşkına siz dinler misiniz? Heh. Madem varmış dinlerim, o ses dinlerim. Kaydı. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi bir kişi geçtiğimiz günlerde aramıştı. 3 yıldır Sakine ile bir ilişkim var demişti. Arkasından bu kez biz onu aradık fotoğraf falan ver demiştik. Yani Sakine ile fotoğrafını bir belgele demiştik değil mi? Dinliyor musun Mustafa? Dinliyorum abla buyur. Şimdi dinledim önemli bir şey söylüyorum. Buyur. Ve arkasından da bu kişi, biz günlerce kendisini aradık ve sonra şu itirafta bulunmuştu. Demişti ki ben demişti Mustafa'nın kuzeniyim. Evet. Ben işte Mustafa benden istediği için ben böyle bir oyun yaptım demişti. Öyle bir şey yok abla. Acaba şimdi şeytanın avukatlığını yapıyorum. Çünkü şeytan avukatını yaparsak eğer Sakine sen bu kişiyi aratmış olabilir misin? Hadi. Hayır Didem Hanım ben hadi. Sizden öğrendim. Hadi. Ya Mustafa sana gelince burada benim üzerime senin sana ne gelince sana gelince ya, olmuyor da bana şöyle, gelince. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir dakika. Şimdi Orhan bak bir şurada kar zarar oranına bakmak lazım. Bakalım. Bu işte bu telefondan sonra kim zararlı çıktı? Sen. Doğru mu? Çünkü senin aradığını söyledi adam burada söylemiş. Bir de kim günlerdir karlı delil aramışsınız. Kim karlı mesela. Çıktı? Sakine karlı çıktı. Kimin işine yarayacak bu kayıtlar? Sakinenin işine peki ben yarayacak. Bu kişinin evet. Fotoğrafını göstersem size. Arkadaşlar fotoğrafı gönderdim adam kendi fotoğrafını? Tamam, göstereyim mi? Gösterin bana ben de çok merak ettim. Tamam. Gösterin bana. Tamam gel bakayım sen tanıyor musun bunu? Sakin ol ama. Yazıklar olsun sana. Ben de bakabilir miyim? Kim bu? Yazıklar olsun. Ben bu şahsı tanımıyorum abla. Ben Allah katı yazıklar. Yazıklar olsun sana. Bakabilir miyim? Yazıklar gerçekten. Olsun. Bakabilir miyim? Duran sen gel şahitle tamam mı? Seni de hakkını söyleyeceğim. Sana da açım. Yazıklar olsun. Bu şahsı tanımıyorum sakin abla ol, ben. Sakin ol sakin ol. Ben sakin de bakabilir ol. Miyim? Yazıklar olsun. Vallahi bu iş Orhan Bey. Bir dakika hafızım buradan tazminat istiyorsun. Tebrik ediyorum sizi Orhan Bey'in. Ben de tanımıyorum. Tanımıyor mu? Tanırsın tanırsın. Tanımıyorum. Gerçekten bak, tanımıyorum. Bağlantıları bu kişi dedi ki. Çıkarsa sıkıntı olur gerçekten. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu kişiyle. Yazıklar olsun. Mustafa bir susar mısın? Bu senin. Tam bir dakika. Benim iki tane amcamın oğlu var. Birisi Tuna, birisi Tugay.